Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizde mükemmel bir sistem kurduk sizin için. Oo. Evet olmuş görüyorsun. Bu hareketli makaramız, bu da sabit makaramız. Makaraları anlatacağız sana. Makara bir ders. Aynen makara bir ders. Saçmalama evladım. Makara dediğimiz şey aslında böyle dönen halkalardan oluşuyor. Hatta şöyle birazcık daha yakından gösterirsek aslında şu bir makara. Bu makarayı biz... İstersek bir ipe tamamen takaraktan hareketli makara oluşturabiliriz ya da bunu duvara bağlayaraktan, sabitleyerekten sabit makara oluşturabiliriz. Ve tabii ki etrafından bir ip dolanmalı ve bu ipin yanında da işte bu böyle hareket edebilecek bir sistem olacak. Peki ben bu deney için ne kullanacağım? Bu makara sistemini kullanacağım. Aynı zamanda bir tane ağırlık kullanacağım. Bu ağırlığı ölçeceğim aslında nasıl hareket ediyor işte hangi kuvvet kazancı var mı yok mu? Tabii en önemli aletimiz burada dinamometremiz. Dinamometrenin üzerindeki rakamlar okunsun diye tabii elimizde böyle birazcık daha genişlettik. Demometrede kuvvet ölçen yani ağırlık ölçen bir alet. Ben bu e, cismin ucuna mesela bağladığım zaman bunu çat diye buradan ağırlığını ölçebileceğim. Mesela şurada göz, gözüktüğü gibi ağırlığının ne kadar olduğunu görebiliyorum. Yaklaşık işte bir buçuk civarında bir şey gözüküyor zaten. Yani bu sarı çubuğun geldiği mesafeyi gösteriyoruz aslında. Şu tabii bu ağırlığın yanında Tonguç evladım benim. Tabii bir de Yoldan kayıp veya kazanç var mı diye cetvel ölçeceğiz. İşte buradan e, bu yük yukarı doğru kalkıp indiği zaman ne yapacağız? Bu cetvelle yandaki görüyorsun şuradaki rakamları görüyorsun Tonguç evladım benim. Evet, Bunlarla a, ne kadar hareket ettiğini göreceğiz. Evet şimdi o zaman deneyimize gel beraber başlayalım Tonguç. Hemen şu ağırlığımızı bir daha bir monte ettikten sonra evet hemen şöyle birazcık daha fixleyelim. Evet şimdi deneyimiz sabit makara deneyiyle başlıyor. Çünkü sabit makara makardan iyi ki. Sabit makara duvara bağlı dedik ve şimdi ağırlığımızı sabit makaranın bir ucuna böyle takıyoruz Tonguç evladım. Sonra tabii buraya da dinamometreyi takacağız. Dinamometreyi takmadan önce hemen sabit makara da görüyorsun. Bak bunu ben aşağı çekince Yük yukarı çıkıyor görebiliyor musun Tonguç evet, evladım? Hocam. Süper. Aşağı çekiyorum yukarı çıkıyor. Aşağı çekiyorum yukarı çıkıyor. Ve buradan ne kadar e, hareket ettiğini de görebiliyoruz. Mesela şimdi bak şimdi adam buradaydı ilk başta görüyorsun. Sonra bu yukarı çıktı. Kaç santimetre yukarı çıktı? Okur musun bana Tonguç evladım? Buradan hemen söyle bakalım bana. Ee, beş. Harika. Beş santimetre yukarı çıktı. Peki ben kaç santimetre elimle çektim? Onu bulabilmek için de şöyle yapıyorum Tonguç evladım benim. Bak buradan. E, kaç saat Oku bakayım bana sağdaki bir veriyi. Şu an yukarıda hocam yani 24 falan da. Evet süper. Şimdi aşağı doğru çekiyorum. Gel 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 gel. Kaça geldim Tonguç Evran'ın benim? 18, 19'a geldiniz hocam. 19'a geldim. 5 Hı. santimetre yukarı çıktım. Peki bu kaç santimetre yukarı çıkmış Tonguç söyler misin bana şimdi? Süper zekisin. O zaman ben sabit makarada yoldan kazanç veya kayıp sağlamıyorum. 5 santimetre çıkıyorum, 5 santimetre yukarı çıkıyor. 5 santimetre çıkıyorum, 5 santimetre yukarı çıkıyor. O zaman şimdi de ağırlığa bakalım. Şimdi ağırlığı ölçmek için dinamometremizi geliyoruz. Hemen ben yan tarafa geçiyorum Tonguç evladım senin için. Dinamometremizi hemen e, ağırlığımızın ucuna takıyoruz. Ağırlığımızı taktıktan sonra dinamometremizde tam okunabilir değerleri gördükten sonra şimdi hadi bakalım asalım dinamometremize. Şimdi görüyorsun kaç Newton'u gösteriyor? Yaklaşık bir buçuk Newton'u gösteriyor. Görüyor musun? Ben ağırlığımı kaldırabiliyorum bir buçuk Newton'la. Bir buçuk Newton ağırlığımı kaldırıyorum. Peki acaba ağırlığım kaç Newton? La? Hani ilk başta ölçmüştük ama senin için bir daha ölçelim. Bir daha ölçelim. Aynen bir daha ölçelim ki ağırlığımızın kaç Newton olduğunu tam olarak anlayalım. Ağırlığımızı ölçtüğümüz zaman karşımıza çıkan veriye bakar mısın Tonguç? Yine aynı bir buçuk Newton. Oh. O zaman kuvvetten kazanç veya kayıp yoktur. Ağırlığın ne kadar olduğuna göre sabit makarada kullandığımız kuvvet de o kadardır diyebiliriz. İşte sabit makarada kuvvetten kazanç veya kayıp yoktur. Bak hatta bir buçuk Newton'u tekrar buradan ölçelim senle. Çat diye Görebiliyor musun Tonguç yine aynı bir buçuk newtonluk bir Ama kuvvet olduğunu görüyoruz. böyle daha rahat kaldırıyoruz çünkü kuvvetin yönü değişiyor. Bak aşağı doğru çekiyorum, pardon hemen aşağı doğru çekiyorum bu yukarı çıkıyor. O ben vücut vücut ağırlığı yani? Elimin ağırlığını falan filan kullanabiliyorum. Dolayısıyla daha rahat çekiyorum. Ama sadece kuvvetin yönünü değiştirerek bunu yapıyorum. Oo. Kuvvetten kazanç veya yoldan kayıp veya kazanç yoktur. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi hareketli makale deneyine geçebiliriz. Gerçek faydalanıyorum. Tebrik ediyorum seni. Bravo diyorum sana. Evet Tonguz şimdi hareketli makarayı anlamaya var mısın evladım? Varım hocam. Sabit makarayı anlamıştık. Du duvara bağlı olan ortası duvara bağlı olan makarayı sabit dedik. böyle dönen bir şey. Tabii. Hareketli makarada aynı onun gibi bir aslında böyle bir halkadan oluşuyor. Ve burada da bir ip geçme yeri var. Bu halka dönecek. Neye göre? Etrafına sarılı ipe göre dönecek. Şimdi ben bunu oturttum. Şimdi peki ağırlığı nasıl? Bu ağırlığı tekrar kullanıyorum. Bu sefer hareketli makarayın bak ağırlığımızı Hareketli makaranın tam ortasına takıyorum. Taktıktan sonra ağırlığımızla beraber makaramızı ipe oturtuyorum. Sonrasında bak kurduğum sistem aslında bu kadar basit. Hatta şöyle birazcık daha e, şey bir yaparsak. Sistem. Evet bak ben buradan yukarı doğru çektiğim zaman kuvvetle yukarı doğru çıkıyor. Elimle yukarı doğru çektiğim zaman kuvvetle yukarı doğru çıkıyor. Peki acaba yolla ilişkisi nedir bunun? Hemen incelemek için hemen cetverimizi aldık. Cetverimizi aldık ve iki taraftan da dokuza getirdik mi... Evet getirdik. Efendim. Şimdi bu şu anda pardon, iki taraftan da onda diyelim şimdilik. Tamam. İki taraftan onu diyelim. Şimdi ben bunu yukarıdan çektiğim zaman mesela kaça kadar getirdim burada? 12'ye kadar getirdim. 12. Değil mi Tonguç öyle? Peki ben ne kadar çektim bakalım hemen hesaplayalım. Aa 4 santim. Allah Allah 4 Yanlış yaptınız hocam. Aa gerçekten bir yanlış. Hayır mi? evladım hareketli makarada. Ben 2 santimetre yukarı çekebilmek için cismi aslında buradan 4 santimetre çekmem gerekiyor. Çünkü yoldan kaybediyorum. O zaman zarar ettiniz. Evet yoldan zarar ettim. Peki neyden kazandım? Onu anlamak için hemen dinamometremizi alıyoruz. Dinamometremizi bu sistemin ucuna bağlıyoruz Tonguç. Yani ağırlığımızı taşıyan ipin ucuna bağlıyoruz. Ve sonrasında sonrasında dinamometremizi bağladıktan sonra şimdi dinamometremizi ölçmeye başlıyoruz. Şimdi diyorum ki ben bu cismi kaldırabilmek için burada senin hiç okuyabilmek için böyle büyük büyük yazdım görebiliyorsun. Kaldırabilmek için ne yapıyorum? Bak kaldırıyorum ve kaç kaç Newton'luk bir kuvvet uyguladım? Sıfırla bir arasında bir kuvvet ya, uyguladım ya. görüyorsun. Yani sıfır 0.7 0.8 gibi bir şey. Bire daha yakın birazcık. Dolayısıyla bu kadar kuvvet uyguladım. Peki Kuvvetim 0.708 gibi bir şey. Benim ağırlığım ne kadardı? Bir ölçelim bakalım ölçelim Senle. Hocam. Evet ağırlığımızı bir ölçelim. Ağırlığımızı alalım böyle. Çat diye. Hatta şöyle yapalım senin için. Çat çat çat. çat. Her şey göz önünde olsun. Her Şu şey, şey göz Görebiliyor musun Tonguç? 1.5 Bir buçuk gibi bir şey. Yani o 0.7. 0.7 kuvvetle ben bir buçuk ağırlıklı bir şeyi kaldırabiliyorum. O yüzden ne yapıyorum demek ki Tonguç'um? Kuvvetten kazanç sağlıyorum. Yoldan 2 santimetre çekebilmek için 4 santimetre çekmiştim. Yoldan kaybetmiştim. Bu sefer de 0.7 kuvvetle 1.5'luk bir, bir şeyi kaldırabiliyorum. Oo. Demek ki kuvvetten de kalan... Tebrik ediyorum seni. O zaman hareketli ve sabit makarayı mükemmel bir şekilde dinamometre, ağırlık, cetvel ve mükemmel bir sistemle anlamış olduk. Hareketli makara. Sonra çevirirsin. Tebrik ediyorum seni. Hadi bakalım görüşmek üzere.